Merhaba arkadaşlar, yine Arma 3 girdim ve hepinizin beklediği gibi Arma 3 oynadığımı çok seviyorsunuz. Ben de çok seviyorum Arma 3 oynamayı. Bugün Mısır'ımla birlikte Arma 3 oynayacağız. Evet, bize bir malzeme gelmiş. Hemen bakalım. Ne oluyor lan? Efendim, şu an üstten getirenler galiba suçluyla bir ilişkileri var. Bir bağlantıları olabilir, evet. Evet, daha demin kaçırmaya çalıştılar komiserim, haberiniz olsun. Tamamdır. Şimdi bu hover atıyor havada. Buna biri mesaj atsın. Desin ki uzaklaş. Komiserim atıldı. Bir kere daha dönerse, hover atarsa ateş edebiliriz. O zaman uyarı yapıldıysa. Zor kullanılabilir komiserim çünkü Atire indirilmezse zor kullanılacaktır diye bir bildirimde bulundum ancak hiçbir türlü cevap alamadım. Anladım. Sen bana bak. Konuş benimle. Ne oldu bu? Ahraz mı? Konuşamıyor. Ne olmuş buna? Memur bey. Komiserim iniş yapıyor. Şu helikoptere. Adam iniyor. Alın onu. Alın onu o zaman. Oo, Rüzgar komiserim hoş geldiniz. Yeni mi geldiniz? Eyvallah, hoş bulduk yeğenim. Kim konuştu? Babacım gözler görmüyor artık ya. Rüzgar komiserim, siz emekli yapacağız sizi yakında. Rüzgar, siz böyle küçük şeyler uğraşıyorsunuz. Biz valla üzülüyoruz siz. Bir tane sivil yaptım. Ya kaç senedir var ya. Beyefendi, biliyorsun ki 27 yıldır bu mesleği yapıyorum. Gözler artık görmüyor ya. Avukatayım bana, avukat. Haklısınız Rüzgar komiserim. Şimdi bu arkadaşların muhabbetine. O ne lan, avukat mı o? Evlisteniniz kim şimdi? Rüzgar komiserim. Sana ben en rütbeliği göstereyim mi yani? Gel sana rütbeliği göstereceğim. Siz devletin hakikatiyle nasıl konuşuyorsunuz ya? Siz nasıl adamı tek sorguya çekersiniz? Sen kimsin lan beni sorguluyorsun? Ha? Buyurun biraz dinlemedim. Kimsin? Cevap ver. Kimsin? Cevap ver. Komiserim. Ben devletin 3 numaralı avukatıyım. İndirim. Adam indirdiler. Dikkatli olun. Hepimizin bir anda aynı yerde durması güvenli değil. İsterseniz biraz dağılalım. İki kişi kuleye çıksın. Şu kuleleri dağılın. Dağılın kuleleri. Bir daha beni sorgulama. Bu arkadaşın muhabbeti ne? Komiserim, bu arkadaş konuşmuyor. Canımı sıkıyor. Niye aldınız bu arkadaşı? Oğlum dilini milini mi kestiniz bu arkadaşı? Hay yavrum. Ya siz ne amaçla beni bahsettiniz? Komiserim. Öyle çıkarttınız öyle. Şimdi bu arkadaşlar niye alındı arkadaşlar? Bana bunu biri söylesin. Komiserim bakayım şöyle. Ben bu arkadaşın kimlik bilgilerini görüntüledim ve suçlu olduğu ortaya çıktı komiserim. O yüzden aldım. Haa, bu sicil bunlara mı ait? Evet komiserim. Evet komiserim. Ooo, ben şimdi az önce seni odaya çekip bir şey yapmamıştım. Ama şimdi... Çok farklı olacak. İki kere adam öldürme. Bir adet araç çalma teşebbüs. Aha, vurun. Sakin ol. Alın onu da alın. Al onu, al. Şimdi ben size bir zincirleme takayım da böyle görün. Gel komiserim, size de bu yakışırdı zaten. Gel. Şimdi size bir oda hattı veriyorum. Burada
burada birbirinize takın arkadaşlar. Biri restart çekti ya da öldü, basket oldu. Neyse bizim işimizi bitti herhalde komiserim. Komiserim, bu mor gömleklinin sorgusuna ben girebilir miyim? Onun sorgusu yeni bitti. Cezasını dedi. Gömlekli. Araç çalmaya teşebbüs bir kere. Bir kere araç çalma. Bir kere de adam öldürme. Bir kere de adam öldürme. Psikopat mısınız oğlum siz? Ha? Duyamıyorum. Komiser dellendi. Ben tutuklanan şahsına avukatı neden tutuyorsunuz burada? Sana avukatlık hakkını vermiyorum kardeşim. Devlet de sana böyle bir hakkı vermiyor. Sen ne haklı? Belgelerim var. Yerim senin belgelerini lan. Bizim de var. 27 yıldır bizde de var. Ne bakıyor ya? Komiserim ona şüphem yok zaten. Ya sen müvekkilini nasıl kaçırırsın polisin elinden? Nasıl avukatsın lan sen? Nasıl kaçırırsın lan? Geri tutma. Attır geri tutma yolu. Komiserim bunlar hover atıyor sürekli. Tutuklu şahsın, gözaltındaki şahsın akrabaları. Tamam bana müvekkilini savun. Yakın çevrede uçuyor, dikkatli olun. Akrabaları geldi. Müvekkilini savun bana. İki kere adam öldürmüş, bir kere araç çalmış. Allah'ım nerede senin müvekkili nasıl alır lan? Komiserim akrabaları geliyor. Helikopter geliyor. Buyurun. İyi oldu, iyi. Şimdi sizin sülaleden başka adam kalmadıysa sizin muhabbete dönelim arkadaşlar. Müvekkilin bir kere adam öldürmüş. Bir kere araç çalmış. Bana araç çalmış. Ben savunmasını yapıyorum. Yap. Hadi tutanağını sıkacağım hadi. Kendisine savunurken adam olur diye. Bunda bir şey yok yani. Vurmasa adam ölecekti ya. Allah Allah. Tam iki tane adam öldürmüş öyle mi? Komiserim, muhabbete kameraya kayıtlara geldi. Zat infaz edildiği görüldü. Buyurun. Şöyle vereyim. Getir bakayım. Hey maşallah, yemin ediyorum terminatör gibisin aslanım, helal olsun be. Mobese kayıtlarını da aldığımıza göre söyleyecek başka bir sözünüz var mı? Yoksa ben dayak kısmına geçmek istiyorum. Sağ elim şu aralar çok kaçınıyor. Ya siz kendinizi ne sanıyorsunuz ya? Siz polisisiniz yani. Lan oğlum sen kendini ne sanıyorsun lan? Onu indirin bak. Sen bana bak bana. Sen ne ayaksın ha? Sen kendini ne sanıyorsun oğlum? Komiserim, şehit olan komiserin spike'ları yerdeyse alabilir misiniz? Sen nasıl kaçırırsın oğlum müvekkili? Burada komiserim şehit düşmüş. Spike mı düşmüş? Komiser Rüzgar. Komiser Rüzgar. Şehit komisere Allah'tan rahmet, şerlerle ailesine başsağlığı diliyorum. Duyuyor musunuz beni? Amin. Kim konuşuyor? Hakkımda kılıçlı suçlamaları reddediyorum. Öyle bir şey yok. Sicilimi tekrar kontrol edin ve beni derhal serbest bırakın. Kanıtım var, hepinizi savcılığa vereceğim. Ne oldu?
Bu memurlar var ya, her şehre girdiğimde aynı şehirde 3 kez kimlik kontrol mü yapılır? Yarım saat alıkoyuyorlar beni. Bu nedir ya? Kim konuşuyor ya? Oyuncak olduk milletin için arasın şeyinde ya, elinde. Sinirden konuşamıyorum da. Şimdi bu sözleri bana sarf eden kim? Şu benim. Kel mi? Kel sen mi konuşuyorsun? Aynen. Evet. Şu memurlarınızdan şikayet edeyim. Ben senin sözün az önce inceydi, ne oldu ya? Benim sesim hiç ince olmadı. Kediydin daha yeni sen. Allah Allah. Bu özellikle şu sarı saçlı var ya memur. Sarı saçlı gelmesin. Her şeye girdiğimde yarım saat beni alıkoyuyorlar burada. Yok kimlik kontrolü, yok carttır, yok curttur. Sarı saçlı gel bakayım. Hangisi göster bana. Forumda bir de konu açtım ben sizin için. Bu mu? Hepsi ne bileyim, birbiri dersim var, birbirinden. Evimden Borsa'ya sonra gidene kadar 3 kez kimlik kontrolümü yapıyor ya. Bir biri şehre giremiyoruz artık. Elini sallasam memura değiyor. Böylesine... Gel bakayım sarı saçlı, gel buraya gel. Kim bu? Lafta gel bakalım. Az önce beni niye tutukladı da getirdi onu da bilmiyorum. Benim Lafta gel bakayım yok. Gel. Sen bakın, yanıma gel yanıma. Lafta! Alo! Bundan Buyurun. Sonra en çok seni seviyorum. Şimdi bu adamı sen mi yakaladın? Hayır, memur arkadaşım yakaladı komiserim. Ben yakaladım sarı komiserim. Sarı saçlı, sarı. Şimdi kel, sen çok konuşuyorsun, benim canımı sıkma. Gelsin, kıcam attım durum bekleme. İki kere adam öldürmüşsün, bak. Selim, sizi savcılığa vereceğim, sizi var ya, hepinizi. Adam öldürmüşsün, burada avukatın gelmiş, bize şekil şukul yapıyor. O devlet malı biz neyiz? Biz mal mıyız? Sizin sicilinizle oynayacağım var ya. Kanıtım var, buradan benden başka kimse yapamaz. Sicil oynanmasını istiyorsan geleceksin bana. Amirinizi çağırmayacak. Bir kere adam öldürmüşüm. Bana bunu açıklayın bakalım. Yok öyle bir şey. Nereden çıkarıyorsunuz? Ya kardeşim, benim sicilim temizlendi. Gördüm diyorum ya, sicilinde. Benim sicilim temizlenmiş olması... Yeniden doğdum ben. Benim sicilim temizlenmiş olması lazım. Şimdi öldükten sonra doğuma şahsen ben inanmıyorum. İnanan var mı bilmiyorum ama sen böyle bir şey iddia ediyorsan ben senin akıl sağlığından şüphe ederim şimdi. Ya beni ittirip durmasanız otun içine girdim ya, biraz çekin şöyle ya. Rahmet olacak size. Ölüyorsun, nasıl geliyorsun sen yerine ha? Ölüp nasıl geliyorsun sen? Bence bu şahsın artık şehirlerinden sürgün edilmesi lazım komiserim. Komiserim bir dakika, komiserim beni dinler misiniz? Komiserim. Ne yavrum? Ha avukat. Bakın benim müessirim akıl sağlığı yerinde değil, psikolojik sorunları var. Serbest bırakılmasını istiyorum, raporunu da size göstereceğim. Avukatımı değiştirdim. Öyle kolay değil o işler, öyle kolay değil. Hastaneye gideceğiz, doktor raporu, doktor bakacak. Anlamadım. Sen kaç yıldır bu işi yapıyorsun delikanlı? Bilger komiserim. Bilger komiserim. Şahıs avukatının değiştirilmesini talep ediyor. Bu avukatı istemiyormuş. Vallahi bu avukatı buna kim karşılamış bilmiyorum ama ayvayı yedi ya. İki tane adam da öldürdün zaten. Bak şimdi sen kaç yıldır bu mesleği yapıyorsun avukat? 8 yıldır, 8. Az önce stajyerim diyordun. Bu mesleği yapıyorum. Bak saçıma bak, görüyor musun? Kusura bakma, götümdeki kıllar ağırdı bu mesleği yaparken. Senin haberin var mı? Sen ne konuşuyorsun? Bana gelmişsin. Ona da bakabilir miyiz? Komiserim, onu da gösterir misiniz? Sana göstereceğim ben şimdi bir şeyi, boş ver. İki kişiyi öldüren birini nasıl savunuyorsun sen bana? Ha? Vuru gidin, ailenizle ilgilenin, saçınız beyaz oluyor. Ya sen git bir emekli ol komiser ya. Gençler neler açıldı. Allah git emekli ol ya. Hayırlı işler. Bol günler. Aleykümselam. Neyse şimdi arkadaşlar, burada kaç tane polis arkadaşımız varsa bu arkadaşı iki kere adam öldürme
bir kere de araç çalmaya teşebbüs ve bir adet de yok öyle bir araç şey, yok, çalmaktan yok öyle bir şey. İşlemlerini yapın. Bu avukat da ona yardım yataklık yaptığı için bunu da alın. Araç kendimindi bir kere. Araç kendimindi bir kere. Sen de aracını mı çalıyorsun sen? Aynen. Çünkü açamadım. Maymuncukladım. Açamadıysan aracının servisine gideceksin. Yedek anahtarı çıkartacaksın. Paraya kıyacaksın. Kim onu söylüyor? Karşında duruyorum. Senin omzunda niye İngiliz bayrağı var? Sorma sahip. Ha? Bu İngiliz bayrağı değil. Ya ne bayrağı? Türk bayrağı var orada. Sen Türk değil misin? Orada zaten Türk bayrağı var. Ben de İngiliz bayrağı gözüküyor orada. Bakmakla görmek arasında fark vardır beyefendi. Size göstereyim bir saniye, esas alayım da. Ben kafadan atıyorum. Benim babamın adı LM'ydi, ben de LM'yi dinliyorum komiserim. Benimki de Malbora'yı... Beyefendi, isminiz nedir? Akrobat, Bozak Kralı. Avukat değil, isminiz nedir? Şimdi canım benim, burada... İsmim Johnny Bravo. Benim burada... Johnny Bravo, ben bir zenciyim. Amerikalı bir zenciyim. Peki. Yardım ve yataklık yaptığınız için... Yok öyle bir şey yok. Avukatımı isterim. Bunun bedeli ise hapistir. Avukatını isteyemezsiniz çünkü gözümüzün önünde olduğu için bunun gitmesi için... Sorgunsuz! İnsan! Sorgunsuz! Al bunu götür ya. Son sözünüz nedir beyefendi? Ya ben baş polisle konuşmak istiyorum. Şu an komiserlerimiz daha farklı işler yapıyor. Komiserim, ben bunu araçla hapishaneye doğru göndertiyorum. Var mı son istediğiniz bir şey? Şimdi komiserim. Dur bakayım. Sen gözümüzün önünde bilinen bir terörist örgütüne yardım yataklık yaptın, avukat. Bu duruma ne diyeceksin? Ceza keser. Namı kes yalnız. Kaç para kefalet istiyorsun ya? Ya bence böyle bir şeyin cezası olabilir mi ya? Sen yardım yataklık yap. Polisleri küçük duruma düşür. Biz sana para cezası keselim gönderelim. Oh be! Hani devlet malısın ya. O yüzden söylüyorum öyle bir şey yok. Avukattan bunu zaten bileceksin. Adamı... Müvekkilimi nereye götürüyorsunuz memur bey? Lan müvekkil mi kaldı? Asıl sana şimdi lazım bir tane avukat. Ya ben avukatım, ben kendimi savunmak istiyorum. Bana sorun soruları, savunacağım kendimi. Kardeşim sana soru soracaktık ama sen terörist örgütüne yardım yataklık yaptın. Bir dakika. Şu anda senin ben size... o arkadaştan bir farkın yok. Tamam bir dakika, ben size bunu 3 sayıyla açıklayacağım. 3 sayıyla bir dakika. Bir! Onlar terör örgütü değil, anladın mı komiser? 2! Ben tutmadım, 3! Ben tutmadım. Şimdi canım benim, bana öyle bir ikili falan konuşma, benim canımı sıkma bak. Şu anda burada en rütbeli kişi benim. Seni buradan var ya, kulak memelerinden tavana asarım. Tavana. Zilip yaparım senden. Beni duyabiliyor musun? Evet. Şimdi. Bildiğin üzere yargılandığın suçlar var. Ve avukatın seni kaçırmaya çalıştı. Kaçırırken müdahil olduk ve durdurduk. Bunu önledik. Bundan sonraki süreçte seni zor günler bekliyor. Bu tür davranışlarda bulunduğunuz için gerçekten çok zor günler bekliyor sizi. Avukatınız vardı, bu fırsatı iyi değerlendiremediniz. Çünkü avukatınız sizi kaçırmaya çalıştı.
Ve bu hiç hoş bir ya, olay olmadı. Avukatınız olmadı evet. Ama diyelim ki olmadı diyelim. Ama sizi kaçırmaya çalıştı ve siz onunla kaçmaya çalıştınız. Benim avukatım değil. Bana ne ondan ya? Tuttu ellerimi kelepçeli beni kaçırdı yani. Bana ne? Kendisi avukatım olduğunu iddia ediyor. Yok öyle bir şey. Peki bunca zaman neden sustunuz? Gel buraya sen. Avukat bozun. Ya benim boğazlarım da bir problem vardı. Pastil vardı cebimde. Onu da alamadım ellerim bağlı olduğu için. Susmak zorunda kaldım. Hayır. Şimdi arkadaşlar şu anda bu duru önümüzde duran takım elbiseli şahıs dolandırıcı muhtemelen. Şimdi beyefendi bu kişi sizin avukatınız mıydı? Hayır, bu kişiyi tanımıyorum. Benimle alakası yok. Devlet sağlamış olabilir bana avukatlık. Eyvah eyvah. Yandın oğlum sen. Sen yandın oğlum. Benim bir alakam yok. Kaçırmasını da ben talep etmedim. Tamam, şimdi. Suçlarınız var. Ve bu suçlarınızın bir bedeli olmalı. Ve İdam mı edeceksiniz beni? Samimiyetinize açıkçası ben güvendim. Doğruları konuştuğunuza inanıyorum. Teşekkür ederim. Ve ama bu yaşanan olayların bir bedelinin olması lazım. Vallahi bak onu bunu geç. Adam dedi ki bu adam anlıyorum. Benim avukatım değil. Nasıl bir bedeli olması gerekiyor? Şöyle bir bedel. Hiç hapishaneye girdiniz mi? Cebimde 100K var. Cebimde 100K var. Kardeşim ben o adamı bundan... Rüşveti kesinlikle kabul etmem ben. Ben avukatıyım dedin. Memur maaşla geçinilmez. Bir rüşvet mi teklif etti baba? Bu tür ithamlarda bulunmayın lütfen. Sizin için süreç daha kötü olur. Bence bunları hiç başvurmayın. İzninle arkadaşı alacağım. Biraz özel konuşalım bakalım. Sadece binde ne var? Oo kardeşim ne kadar doluymuş içiniz ya. Özele çeken çekene ya. Bu nedir abi? Gönderin de cezamızı çekelim. Şimdi seni serbest bırakıyorum. Kaçtığın halde seni serbest... Evet, buyurun. Bırakma, kaçmayacaksın. Kaçmayacaksın, bana avukat belgeni, kimliğini göstereceksin. Kolitin kendi istediği... Kaçmaya çalışma, öldürürüm bak seni. Ben dışarıdayken palıvereyim, görme... Bana avukat kimliğini göster. Ben de sadece elimde 100K var dedi. Bir memur maaşıyla geçinimde haklısın böyle. Atıyorum bir dakika, atıyorum. Ooo rüşvet. Rüşvet de verilmiş. Aramızda kalabilir. Bu rüşvet değil. Bunlar çok kötü şeyler. Kaymak, nedir kaymak. Bu? Buna kaymak denir. Bu kaymak. Küçük bir miktar. Dur. Bak. Şu anda saatlerimize bakalım. Şu anda saatlerimize bir bakalım. Saat kaç? Bak. Saat 13.46 komiserim. 15.46. Saat 15.46. Bundan 2 dakika sonra ben de sana sağlam bir kaymak vereceğim. Tamam mı? Teşekkürler. Sağ olun. Tamam bak bu lafımı unutma. Onun dışında yardım yataklık yaptın. Teröristi kaçırdın. Polisi kandırmaya yönelik hareketlerde davrandın. Sen öldün oğlum sen. Çürüyüp gideceksin hapislerde. Tamam sizden tek bir şey istemiyor muyum? Evet. Beni şu kulenin üstüne çıkarın. Oradan bir Atina şehrine selam vereceğim. Sonra atık atın beni. Atina şehrine ne yapacaksın? Selam vereceğim. Selam. Bir daha giremeyeceğim buraya. Kapıda kalacağım için. Ben her ne istedikten ne yaparsam yapayım. Sen bana öyle... Oyun mu oynuyoruz lan biz burada? Atina'ya gideceğim diyorsun. He? Ama şöyle bir şey yapabilirim. Hani ölmeden önce son isteğin gibi çıkarsın tepeye, gösteririm ben sana son kez Atira'yı, şeyhini. Ondan sonra Allah'a emanet. Biz seni mahkemeye sevk ederiz kardeşim. Artık hapis mi yatarsın? Tutanaklarını tuttuk biz. Tamam, tamam komiserim. Ben şimdi çıkarım ben bir şeyler yapacağım. Neler yapacağımı biliyorum. Bir daha gelemeyeceğim, ailemi göremeyeceğim. Ben 3 yıldır ben kremli polisim. Bunu
senden öğrenmeyeceğim. 3 yıldır bir şey olamamışsın zaten. Kıdemli polis olarak kalmışsın. Aynen öyle olurum, aynen öyle. Ben istediğim üsveyi almışım. O yüzden kurallar ne kadar bildiğin belli işte. Böyle kalmışsın. Yok öyle bir şey, yok. Buradan bakıyorum. Öyle bir şey. Kenan dedim, ne olacak? Konuşturur bunu yani. Bir daha göremeyeceğim. Bir daha göremeyeceğim. 10 saniye. Kaç Bir dakika. Sen kimsin benimle böyle konuşuyorsun? Daha önce senin gibi biriyle karşılaşmadım ben ya. Ya ben devletin kıdemli polisiyim diyorum. Daha kim olayım ben ya? Başkomiserler kim polise rüşvet teklif veriyorsun. Alırım ayağımın altına. Şu komiser Rüzgar'la görüşmek istiyorum ben. Görüştürmeyeceğim seni. Burada kalacaksın. Söyle. Acı çektirmeden beni öldürün. Tamam, şimdi bu arkadaşa kaymağı veriyoruz. Benim özel güçlerim var, senin haberin var mı? Haberim yoktu da, bunu deyince öğrendim galiba. Bak şimdi, okuz, pokuz, kaymak. Hayatımda bir göğsü. Diğer arkadaş nerede? Dilo yaylalar. Hop! Hop! Evet geri getir. Olur. Allah. Senin burada ne işin var? Bak bakayım. Allah. Bak bakayım. Kalk ayağa. Kalk. Kalk ayağa. Gökhan, aman Bata komiserim. Hayırlı olsun komiserim. Senin ismin ne bakalım? Gelmeye dinliyor komiserim. Anladım. Ne yapıyordun burada? Böyle yaylalar. Askerde misin sen? Komiserim. Ne yaptın? Komiserim, terim soğumasın. Şöyle iki tırtır fizik yapayım şurada. Yürü. Nereye kadar komiserim? Biraz spor yapayım dedim ya. Belli göbeği salmışsın. Bire göbeği yapmışsın. Şöyle sana şimdi bir işbirliği fırsatı sunacağım. Gel bakayım yanıma gel. Buyurun komiserim. Senin takımında Fitresiz diye biri var, lakabı Fitresiz. Tanıyor musun? Ne takımı komiserim? Senin takımın var ya, takıldığın arkadaşların yani. Geliyor. Benim takıldığım arkadaşlarım, bir bizim cilalı bu var komiserim. Başka benim arkadaşım yok ya. Fitresiz'i tanımıyor musun? Fitresiz. Bak ben yalan sevmem. Bana yalan konuşma. Bana açık ol. Konuş. Yalan söylediğini bir kez daha hissedersem çok kötü şeyler yaparım. Komiserim, Allah şükür bugüne kadar yalanla dolandı hiç işimiz olmadı komiserim. Bakın. Tamam beyefendi, sizi mahkemeye gönderiyoruz evraklarınızla beraber. Rüzgar komiserimin sesi mi o? Rüzgar komiserim. Gel bakayım benimle, gel sen bakayım. Gel. Sen benimle gel. Geliyorum Mata komiserim, geliyorum. Hop. Hayat şamdan ışıktır. Sessiz ol. Yaylalar. Olmayan şeyler. Ya ima etmeye çalışıyorum. Sen ortalığı niye karıştırıyorsun arkadaşım? Onu bir... Komiserim. Benim kanıtım da var. Bu arkadaş bunun arkadaşı. İnsan değilsin ya, ben bu kadar diyorum sana. Bak tamam, bakın işte görüyorsunuz. Tamam beyefendi. Selamünaleyküm. Sizi gönderiyorum. Regroup. Var mı başka bir isteğiniz? Yok. Oo, bura bayağı kalabalıkmış. İşler tıkırında komiserim. Sen şimdi bu adamı tanımıyor musun? Bu senin arkadaşın değil mi? Hapse giden. Kimi komiserim? Bak hapse gitti ya.
Tanımıyor muydun sen onu? Komiserim başınıza güneş çarptı galiba burada. Senin mahalleden arkadaşın o. Kim komiserim? Fitresiz birinci. Mahalleden arkadaşın değil mi? Fitresiz birinci. Bak aslanım, yalan konuşma. Benim yalan konuşma. Bu Leme geldi. Leme. Komiserim ya, spor yapıyorum şurada. Bata komiserim yine tuttu beni yakamdan. Çekti buraya komiserim ya. Komiserim, şimdi bu tutukladığımız adamın, bu aynı mahallede oturuyorlar, aynı takımdalar bunlar. Aynı futbol takımında böyle maç atmışlar. Komiserim. Bu onu tanıyor ama tanımamazlıktan geliyor şimdi, benim başım belaya girer diye. Aynı mahallede oturuyorlar komiserim. Siz dinle bakın, ben de şimdi sen öyle deyince içkillendim. Komiserim, TC kimliğini biliyor musun? Kimlik numaranı biliyor musun yavrum sen? Biliyorum komiserim, tabii ki ezbere biliyorum. Ver bakayım. 9-9-2-5-3-8-5-12-24 komiserim. 9-9-25-38-51-224 doğru mu? 38-51. Evet, komiserim. 100, 34, evet komiserim. Ooo, temiz bir yaşam. Severim. Sağ olun komiserim. Sen sigara kullanıyor musun? Asla. Ağzıma sığmam komiserim. Çok güzel, çok güzel, beğendim. Neyse arkadaşlar, şimdi başka bir olay yoksa ufaktan gidelim. Götür beni gittiğin yere rüzgar komiserim. Beni ben kuzeye kullaştım şimdi, biraz geçiyor. Komiserim, spor yapalım mı birlikte? Hadi gidiyoruz komiserim. Komiserim. İstanbul'da güzel taş toprağı ama çok güzel geliyor ya. Kendini aklından dalak at. Ama komiserim, bu adam soru çıkartıyor ya. Sen akır fakiriymişsin ya. Ya senin hırsızın peki. Siz var ya çok... Amirim de geldi. Bak amir. Ben tatlı biber soktum. Amir. Amirim sana acı biber sokar. Sana ama bak, benimle bu şekilde konuşma. Sen kimsin? Sen kimsin? Evladım bak, seni burada bireye oturturdum, kimse bir şey diyemem. Lan sen nasıl konuşuyorsun ölüm ha? Nasıl konuşuyorsun lan sen? Devletin köpekleri. Topik! Basarım evine ha. Kulaklarımı tutuyor. Evine basarım ha. Lan topik! Batacım bir çekilirim sen. Niye böyle bir şey? Bata. Aslanım. Çık şu önümden. Çekilirim seni. Çık! Çömez. Arkadan da bir arkadaş var. Çekilirim. Bak şimdi. Çık arkamdan. Sen Joystick'in Türkçe anlamını biliyor musun? Bilmiyorum kardeşim, öğretsene. Joystick'in Türkçe anlamı zevk çubuğu. Bak namlu ucunu veriyor musun? Sana zevk çubuğu vereyim mi? Buradan oraya kadar senin şu anda böyle bir imkanı yok ama ben sana şu anda vereceğim. Namluya bak şimdi. Biri donumu indirsin. Bak ben de sıkarım. Biri donumu indirsin. Biraz delik küçükmüş, kusura bak. Uhuhu. Aman Allah'ım. Aman Allah. Amirim. Amirim, bırakacaksınız, ben ona kobra yıkılacaktım ya. Yaşanan çatışma sonucunda... Komiserim, yaşanan çatışma sonucunda maalesef... Lan! Aslan Bey öldü. Allah rahmet eylesin. Ölmedi o ya. Silah tutukluluk yaptı. Mermin değmesi sonucu öldü. Öldüğünü bilmeyin. Burada bir tane fiil arıyor lütfen. Yani bu sonra bizi şikayet edebilir. Komiserim, ben gördüm, ölmedi. Arkadaş size saldırmaya çalıştı, ben gördüm, elinizden silahı aldı ama yanlışlıkla kendine sıktı. Aferin bak, aynen, çok iyi, çok iyi. Doğru aynen, görmüş aynen, komiserim. Çevir, titret! Özellikle size çok kötü ağır küfür etti Rüzgar komiserim, ben duydum buradan. Hatta alt komiserimden de... Dedim ki benim kulaklarımı tıkasın ama gördüm ya yani. Vatan haini, devletin köpekleri dedi bize ya. Yaşatır mıyım lan bunları ben? Bunları asacaksın. Adam öldürdük oğlum, ne yaptın? Komiserim,
Komiserim bunun gibileri yani. Bari devamını getirler mi? Hadi komiserim. İstiklal Marşı için ayağa davet ediyorum. 3. Return to formation. Rüzgar komiserim, aramızda en güzel sesi olan sizmişsiniz. Fall back. Sesli. Komiserim atış izni var mı komiserim? Bravo komiserim. Yok yok. Yok. Burada bir tane hover yapıyor. Teşkilatla gurur duyuyoruz. Uyarıyı verin arkadaşlar, gerekli uyarıyı verin. Tamam Cem Bey. Uyarıyı veriyorum. Aa komiserim, bu bizim mahalleden Süleyman abinin oğlu Hacı Cappar. Nereden buldu helikopteri Hacı Cappar abi? Çok güzel zengin. Bilmiyorum valla komiserim. Onun babasının Arabistan'da petrol kuyuları var diyorlar. Demek ki demin artık. Şehir işine inmesi yasak ya zaten. Gerekli uyarı. Eferi zaten. Komiserim iniş izni. İniş izni verin arkadaşlar. Tamam, iyi şimdi arkadaş geri geliyor galiba. Cepten arayayım mı komutanım, gelsin buraya. İşte komutanım diyorum komutanım. Çağır gelsin zaten, gerekiyor. Komiserim, iniş izni veren arkadaşla helikopter süren arkadaş aynı kişi değil yalnız. İçine dediler büyük ihtimalle, al komiserim. Ara helikopter dediler. Bir ekip gider mi komiserim yanlarına kontrol için? Komiserim bir bakın arkadaşlar neyin nesiymiş. Hacı Cappar falan anlamam ben. Şimdi ben şu odadan odalardan birinde kestiriyorum arkadaşlar. Olay olursa beni çağırırsınız. Anlaşıldı komiserim. Öyle mi? Mülakatlara gir, sınavlara gir, KPSS falan tutturursan seni de polis yapalım. Arkadaşlar ben polis olamam. Basit komiserim. Evet seni dinliyorum. İniş izni isteyen helikopter iniş yapmaya kaçtı. Efendim? Ben polis olamam komiserim. Neden olamazsın? Faça mı var? Gizli bilgi komiserim. Hadi ya. Rüzgar komiserim. Rüzgar komiserim. Efendim batacağım. Bir eğitim verelim ya. Yat kalk sürün. Atış talimi falan. Böyle bir ısınalım. Bir şeyler yapalım. Olur, bir atış talimi yapabilirsiniz. Şu Ateren'in arkasında. Buyurun.
Yetki komuta Onur Baş polisimizde. Alp komiserim sesiniz çok az geliyor ya. Arkadaşlar herkes şu meydana gelsin, helikopter pistine gelsin mi? Zaten meydanını falan bilmiyorsunuz beyim. Fatih burada yere yatın. Burada yere yatın. 60 tane mi var, sen de git arkaya. Sen gel benimle. Atış izni verdiğimde karşımızdaki duvara sıkıyoruz. Rüzgar komiseri. Efendim? Atış izni verildi. Sağa dön, sağa yat, sağa yat. Sola doğru sürün, sola sürün. Cuma getirdim. Komiserim duvar yıkıldı komiserim. Arkadaşlar şimdi benim olduğum bölüme gelin de. Bakın bana bunu askerde çok göstermişlerdi. Yere yatın, karşıdaki arabaya kadar ben 1-2-3 diye saydığımda sürünerek gideceğim. Sürünerek dedim, niye sıkıyor Müslüman? Lan niye sıkıyorsunuz? 1-2-3 Haydi. Hey. Çok iyi. Hadi yine aslanlarım, hadi bakayım. Alp gel buraya, Alp buraya gel. Lan çok yoruldum oğlum, gitmiyor. Sen askerde de böyleydin bak. Komiserim, vatandaşın bu fondan gitmiş, böyle bir şey yapmış. Yürüme. Vata, ne lazım? Senin yaşın kaç baştan? Sonra çıkın nefes alsın adam. Komiserim. Aa res geldi. Ananın res geldi be. Sen lan res mi? Geldi be. Dedim ben. Welcome to my channel. I'm Gökhan Bata. As I've mentioned in the game, your love will come to care. Thank you for following up. I wish you a pleasant looking.